insan, yaşı ilerledikçe, görme, işitme ve hafızanın zayıflaması gibi çeşitli sorunlarla karşılaşır. Bu olumsuzlukların yanında gerçekleşen, belki de fark edemediğimiz çok önemli bir sorun da, boyun kısalmaya başlaması. Bu belirgin küçülme, vücudunuzdaki kemik, kas, eklem ve diğer dokulardaki değişikliklerle ilgili çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bir dereceye kadar boy kaybı, yaşlanmanın normal bir parçası ve herhangi bir sağlık problemi ile ilişkili olması muhtemel olmasa da, önemli oranda boy kaybının altında yatan sağlık sorunları olabilir. Yaşlandıkça vücudunuzdaki değişiklikleri anlamak önemlidir. Böylece yaşlanmanın bazı olumsuz etkilerine karşı koyabilirsiniz. 30 ve civarı gibi erken yaşlarda, bilimsel olarak sarkopeni olarak bilinen yaşa bağlı kas kaybı gerçekleşebilir. Yani her 10 yılda, %3 ila 5 oranında kas kütlesi kaybedebilirsiniz. Vücutta öncelikle endişe duyulabilecek kaslar, başlıca görevi dik pozisyonda tutmaktan sorumlu olan kaslardır. Duruşunuzdan sorumlu olan kaslardaki sorunlar, sizi kambur ya da kısa gösterebilir. Yaşlandıkça boy kaybının bir diğer nedeni de kemik sağlığıdır. Kemik, mekanik duruma yanıt olarak boyutunu ve şeklini uyarlayabilen son derece karmaşık bir bağ dokusudur. Bu, kemiğin yaşam boyunca kendini yeniden şekillendirmesini sağlar. Gelişim çağı olan genç yaşlarımızda, kemikler çok hızlı bir şekilde düzenini alır. En yüksek kemik kütlemizin %90'ına, geç ergenlik döneminde ulaşıyoruz. Bu gelişim, uç noktalara ulaştığı 20'li yaşlarda sağlam bir zemine oturur. 35-40 yaş civarında, gelişen dokudan ziyade kayıplar yaşanır. Sonuç olarak bu kemik kaybı, düşük kemik kütlesi ve artan kemik kırılganlığı ile karakterize edilen ve osteoporoz olarak bilinen bir duruma yol açar. Bu faktörler bir araya geldiğinde, yüksek bir kırılganlık oranıyla sonuçlanır. Bu riskin en belirgin bölgeleri kalçalar ve kollar olmasına rağmen, boy üzerinde en çok olumsuz etkiye sahip olduğu omurlarda yaygındır. Ayrıca, vertebral olarak bilinen ve duruşu sağlayan omurga disklerini etkiler. Bu diskler, omurların arasına oturur ve amortisör görevi görerek sırtın esnek kalmasına yardımcı olur. Yaklaşık %80'i su olan bu diskler, genç olduğumuz çağlarda güçlü ve esnektir. Yaşlandıkça, diskler yavaş yavaş basık bir hal alarak düzleşir. Sonuç olarak, omurlar arasındaki boşluklar azalır. Benzer bir etki, yaşlanmaya bağlı bağlar bozulmaya başladığında, ayak kemerlerinde de görülür. Bu da, düz kemerlere yol açarak, daha düz ayaklı bir tarzda yürümenize neden olur. Bu boy kaybının çoğu genleriniz tarafından belirlenirken, boyunuzu korumaya yardımcı olmak ve belki de daha da önemlisi, yaşlanmanın sağlığınız ve refahınız üzerindeki etkilerini azaltmak için izleyebileceğiniz bazı etmenler mevcut. Düzenli egzersiz, özellikle de ağırlık egzersizleri kemik gelişimi açısından önemlidir. Araştırmalar, özellikle en yüksek kütleye ulaşabileceğimiz yaşlar olmak üzere, genç yaşlarda güçlü kemikler geliştirmenin, ileri yaşlarda bir nebze koruma sağladığını göstermiştir. Bu egzersizler, doğası gereği kas büyümesine fayda sağlar. Ve dolayısıyla hem osteoporoz, hem de sarkopeniye karşı koruma potansiyeline sahiptir. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme, genel sağlığımız için gerekliyken, D vitamini ve kalsiyum açısından zengin besinler de kemik sağlığına katkıda bulunur. Sigara içmemek, alkol almamak ve kafein tüketimini sınırlamak da yardımcı unsurlardır.